Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun bir aradan sonra yeniden YouTube çekimi yapıyorum. Bugün defilem var. 4 yıl aradan sonra seyircili defile yapıyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bugün de 2022, yani yeni kutür koleksiyonu gösteriyorum. 2022 yaz koleksiyonu gösteriyorum ve de Beşiktaş'ta bu muhteşem manzaraya sahip Ritz-Carlton Otel'deyiz. Burası biliyorsunuz inanılmaz bir bina. Zaten Ritz dünyaca ünlü bir marka zaten. Hava çok güzel gerçekten dışarıda bugün. Enerjisi çok da güzel ve artık yazı yavaş yavaş böyle hissetmeye başladı. Çok yoğun bir kıştan geçtik zaten. Bugün çok değişik bir tabii ki seyircili de olduğu için çok güzel konuklarımız da var bugün. Onları kanalda izleyeceksiniz zaten. Bakalım başımıza bugün neler gelecek. Allah'ım inşallah bir şey gelmez yani. Şu an çok güzel gidiyor her şey. Böyle. Hadi gelin başlayalım. Duvağı buradan takacaksınız herhalde değil mi? Yani duvağı taktığınız yerin üstünden yani o tarak gözükmeyecek şekilde bunu böyle yerleştirebilir misiniz? Yani mesela şöyle. Çok iyi olur. Çok zarif yani evet, böyle. Hem o tarak da kapanır. Çok şık bence böyle bir şey olmasa. Şey evet. Tamam. O zaman duvak buraya takılır. Ya yani aynen ya tarağın üzerine ya. Tarak gözükmeyecek şekilde onu yerleştirelim derim ben. Bunlar birleşti mi yoksa ayrı? Yok ya birleşik olması gerekiyor tarağın kapanması için. Dolayısıyla bence o yeterli. Daha büyük bir şey var. Bir de ona bakalım. Yani belki onun kenarını falan incelterek, kısaltarak bir şey yapabiliriz. Yani şunlar böyle dönüyor ya, telli ya. Hani böyle bir şey olur mu? Bilmiyorum. Biraz uzun geldi çünkü. Evet, fazla uzun geldi ya hem de. İnşallah senin kafan küçükmüş. Çok büyük kafalı kızlar var. Ben. Büyük mü lan senin kafan? Koy bakayım. Tamam. Yok ya. Senin kafandan büyük yani bu. Yok. Tamam vazgeçtim. Bence kolası belki böyle şöyle. O zaman da şey gözüküyor yani. Duvağın takıldığı şey gözüküyor. Bence o çok zarif. Tamam süper. Tamam. Tamam. Bunlar sende. Onu sen tak. Onun kafası küçüklüyorum. Size inanmıyorsunuz. Tamam. Şimdi backstage'de saçlar yapılıyor. İlk kez bu kadar detaylı ilgileniyorum. Yani ne olduysa bana bilmiyorum. Yani kaçıncı defilem sayısını bilmiyorum. İşte meslek hayatım 14. yılı. İlk defa bir de çok enteresan. Biz normalde kıyafetli prova yapamayız genelde. Çünkü hep atölyede son dakikada biter benim elbiseleri. Defileye böyle yarım saat kala falan biter. Ya bugün sabah her şey geldi buraya. Sabah gelince de her şey biz kızları kıyafetli prova yaptık. O yüzden ben ilk defa bir defilemi baştan sona izlemiş oldum yani. Bir sürü hata gördüm. Birçok şeyin pantolonun paçası kısalacak, yok astarı gözüküyor, öbürünün bir şey oluyor falan. Hepsi şu anda tekrar atölyeye gitti. İnşallah defileden önce buraya varırlar yani Allah'ın izniyle. Bir taraftan da saç aksesuarları falan. Bundan önceki YouTube videomu izleyenler bilirler. Saç gene var tabii ki orada. Bu sefer daha böyle yakından ilgilendiğim için her şeyle. Ve saç aksesuarları var. Mesela bu kızımızın. Berrak Tuzunataş'a benzemiyor mu? Bak Berrak Tuzunataş. Ona çok benziyor. Yani saçları volümlüyken çok benzetmiştim. Bunu takacağız şöyle. Böyle takacağız onu. Buraya girecek. Bunları tarif ettim falan böyle bir şeyler. Diğer tarafta da makyaj yapılıyor. O tarafa da geçelim. Kadim dostum Miray Alkan. Onsuz hiçbir defile olmaz. Medi'yi göstereyim size. Yurt dışından geldi, Kolombiyaların bağrından koptu geldi. Burada kalbini Soner Sarıkabadayı'ya kaptırdı. Onun da bir şeyi var, bir saç bandı var aksesuara. Bakın takılıyor böyle buraya şu anda. Sabit Hakkaya. Her zaman Sabit abimle çalışırım defile yerimde. Yıllardır, kaç sene oldu ben de artık bilmiyorum. Onurlandırıyorsunuz bizi. Estağfurullah. Aa, güzel oldu ama. Ama biraz daha enseren olması, diğerleri daha enseren değil mi topuz? Daha enseren olsa daha iyi olacak. Ya bir milim bile fark ediyor ya, bir milim yani. Selam. Kolay gelsin. Harika bir makyaj yapılıyor. Ya makyajı bu ara çok şey, böyle aslında çok nötr bir makyaj. Yoğun kirpik maskara. İsim Ardak neydi? Serdar. Serdar burada yapıyor. Serdar sen biraz terledin mi? Biraz. Var mı yedek bir tişört? Hasta olmasın Serdar'a iyi bakın ha. Bakar mısın kıza ya? Kılıyor. What is your name? Ornella. Ornella, doğru. Ornella. You have boyfriend?
No, Turkish men are very good. Bu arada küpe yerimi şu anda fark ettin ne kadar parladığını desem. Çok iyi. Erkan Uluç. Erkansız asla yani olmaz. Kaçıncı defile bilmiyorum Erkan ya. Neredeyse en başından beri. En başından beri. Derin. Derin de ilk defa defileye çıkıyor. Çok heyecanlı. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi yürüdün. Teşekkür ederim. Hakikaten çok iyi yürüdün. Ayakkabı gelsin. Daha da iyi olacak. Sen o zaman gör. Yıkıldı. Ercan her o da yıllardır var her defilemde. Çok güzel gidiyor vallahi. Gayet güzel. Hadi gidelim. Marla'nın giydiği kıyafet baksana. Marla bunu aldı. Abla paraya kıydı. Aldı. Arda fotoğraflar çekecek. O da çok güzel backstage fotoğrafları. Bu sefer daha farklı bir şey yapıyor. Dedim ki yani kızları makyaj yaparken çekmeyin dedim. Çünkü ben onları kullanmıyorum. Yani kızların da hep bir yüzleri işte bir şey oluyor, leke oluyor. Hakikaten kullanılmıyor yani. O yüzden dedik ki giyindikten sonra defileden belki bir tık daha önce olsun çok güzel backstage fotoğrafları çekecek bugün inşallah Arda. Harika olacak. İnşallah harika. Burası backstage. Bütün modellerin lookları burada. Aslında normal sıradan bir backstage görse bayağı lüks bir backstage. Yani mesela Fashion Week'te yerde halı bile olmaz böyle sersefil böyle. Abuk subuk yerlerde yani olur mesela böyle yani. Burası gayet lüks bir otel. Şu anda Ritz-Carlton otel diye söyleyemiyorum. Dilim damağım kurudu. Su var mı ya? Kıyafetler böyle asıl herkese ayakkabısı var. Kim çok teşekkür ederim Merve'cim. Kimin model böyle iki tane ayakkabı giyiyor böyle looklarından dolayı. Kaç model var? 32 model var. 48 parçada kıyafet var. Aslında yaklaşık 10-12 kişi, ikişer kez değiştirerek giyiyor kıyafetleri falan. Böyle. Bir de Çağıl'a merhaba diyeyim. 2012 yılında biz Ankara Resim Heykel Müzesi'nde muazzam bir defile yapmıştık. Orası bir Atatürk'ün balkonu yani daha doğrusu Atatürk'e rezerve edilmiş bir balkonu oldu. Bu arada kimse oturmuyor Atatürk dışında, hala kimse oturmuyor. Belki devlet erkanı falan olabilir. Orada inanılmaz bir defile yaptık ve biz Çağıl'la öyle tanıştık. O da benim gibi terazi burcu olduğu evet. için çok iyi anlaşıyoruz biz. Yıllar içerisinde çok defilemiş çıktı. Evet. Şu anda spor yorumcusu, spor spikeri. Çok da başarılı bir spor spikeri. Biz böyle geçenlerde sahilde karşılaştık bir yerde. İşte defile falan böyle konuşurken dedim ki ya var defilem çıkar mısın? Çıkarım dedi. Sağ olsun beni kırmadı. Bugün burada. Emekliliğimden geri döndü. Ve defileyi o açıyor. Çok güzel beyaz bir smoking giyiyor. Burada bütün modellerin çıkış sırası var. Gördünüz mesela buradan başlıyor. Bu Çağıl. Görüyorsun Çağıl'ı. Çağıl olmaz hiç böyle koyduk Çağıl'ı. Bu da ben. Benim 2013'ten fotoğrafımda bebekmişim o zaman. Bu da şöyle çıkıyor. Bu da en son yürüyüş var yani böyle kızlar çıkıyor en son poz esnasında. Bu da o olay. Çok iyi. Bu sefer o kadar çok insan çalışıyor ki yani bir defile olabilmesi için hakikaten bir düğün yani. Yani düğün yapsan bu kadar olur. Yani insanların oturma düzeni. Çünkü geçen sefer sosyal mesafeli defileden, en son yaptığım defileden bahsediyorum. Bu sefer gerçi oturma düzeni var. Ön sırada oturması gereken insanlar var. Ön sıra kaprisi var. Yani bir sürü olay var yani. Yasin, koltukları çevirecek miyiz böyle? Yok ya. Dönmesin mi diyorsunuz? Yok o. Okey. Onun güzel olmayabilir. Bir şeye ihtiyacınız var mı benim tarafımdan? Baktım, bayağı baktım hem de. Hiç bakmadığım kadar baktım yani saça makyaja. Makyaj çok iyi de yani saça baktım. Saç karıştırılabiliyor çünkü. Bir de aksesuarlar falan da var. Ondan karıştırılabiliyor. YouTube kanalım bu arada arkadaşlar. NPR. Ondan sonra öyle. Var mı ön sıra sıkıntısı şu anda? Halledeceğiz sen düşünme. Yemek yediniz mi? Biraz sonra. Tamam, yorgun gözüküyorsunuz siz de ya. Hayır canım. Yok canım falan. Şu an enerjimizi dengeli kullanıyoruz. Evet, hafta sonu gezi kalsın yazalım. Lütfen beni dışarı çıkarın ya, kutlayalım. Var canım. Evet, gezi. Cuma geliyorum. Okey. Tamam, Cuma varım. Gidiyoruz. Okey. Cuma başlıyor. Nihan'la başlıyor. Yine burası çok güzel bir balsonu gerçekten ve podyumun en güzeli de ben ilk Yasin'le toplantı yaptığım zaman defilenin burada olmasını istediğim çok net biliyordum zaten. Ben şundan çok eminim. Düz podyum yapmak istemediğimden çok emindim yani. Dedim ki Yasin ya böyle bir kütle olsun, kızlar onun üzerine çıksın falan dedim. Dedi ki Yasin ya o zaman yuvarlak olsun dedi. Kare yapmayalım falan dedi. Sonra dedi ki Yasin, aa dedi bir dakika ya ben dedi yuvarlak bir podyum var biliyorum dedi. Çok az kullanılan bir şey ama podyum dönüyor dedi. Nasıl yani dedim ben. Ona dönüyor podyum dedi ve bayağı podyum dönüyor arkadaşlar. Şu zemin dönüyor ve çok cool oldu.
Tabii her kız üzerine çıkıp dönmeyecek. Ama böyle ara ara bir şey, orada şov gereği bir şey yaratacak. O yüzden bize böyle bir şey yapacağız burada. Ya bu çok güzel düşünülmüş bir şey bu ya. Şu an ikinci sırada oturan bir insan üçüncü sıraya düşebilir benim için. Ben düş, değil mi? Yani oradan düş. Reyhan İpekel, Ayşe Burcu Kaya, Serap Sarı. Burada oturuyorsunuz, okey? Yeriniz burası. Okey, şimdi. Normalde bu arada bizim hedeflediğimiz rakam 150 idi. Şu an 260 kişideyiz yani. Öyle nasıl oturacak bilmiyorum. Bu da basın panosu arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü genelde gelen özellikle ünlü konuklar burada fotoğraf alınıyor. Ama ben şöyle bir şey söyledim. Yurt dışındaki defileye baktım. Genelde mesela bu yapılır. Direkt mesela önünde halı olur. O yüzden fotoğraf çektiğin zaman şunun önünde şu halı oluyor. Dedim ki bari bunu uzatın da hani fotoğraf bir bütün çıksın falan dedim. Hemen şey yaptım. Kendimi öpüyorum. Tamam, süper. Öpün beni şimdi. Öpün beni be. Ercan'a gel canım. Bütün taçlar kullanılmış, ne güzel, sevindim. Senin... Zeynep'ciğim senin var. Oo vallahi tam denk geldi ya. Bu son saat ama önce senin saçını bir düzeltelim, bir sprey falan sıkılsın da. Bütün detayları düşünüyorum görüyorsunuz. Selim Akar, benim PR ve kreatif danışmanım kendisi. Bütün yani yaptığım bütün özel işlerin tüm Türkiye'ye ulaşmasını sağlayan kişi. Bütün yıldızların arkasında yani birçok isim sayabilirim size. Murat Bozun'dan Hande Yener'ine birçok ünlü isim atıyorum. Mesela onların böyle patlayan bir olayı varsa yani iyi anlamda patlayan olaydan bahsediyorum. Selim'in altından çıkmıştır. Teşekkür ediyoruz. Beni de az patlatmamıştır. Beni de çok patlatmışlığı vardır. Genelde öyle oluyor. Genelde defile öncesinde. Bu defilemizde yok ama ben... Çekim yaparız. Tabii ilginç fikirlerde arıyorum kendisini. Çünkü evet. Selim'cim ben asla buna yapamam. Bak beni mutluna zorlama. Ben böyle biri değilim. Bizde yani söylediğim fikirlerin bizde... 50'si. Kabul etse de sonrası. Yıllardır birbirimiz çok severiz birbirimizi yani. Ve böyle çalışırız. Hem de aynı zamanda arkadaşız, dostuz. Ve son tacımı da buraya teslim ediyorum. Bu arada kıyafetle geçen defileri de aynı şey giydim. Ama aynı pantolon değil ha, başka pantolon bu. Bot aldık, kıydık paraya. Sabit Hakkı'ya tacı taksın. Bakın buraya yazdım. Taç. BB dediğim şey, iki taç. Tek taç var. Çok güzel oldu. Bu kadar detayla ilgilendiğimi hatırlamıyorum ya. Bu kadar çalış, ondan sonra 15 dakikada bitti. Annem geldi de onun kahkahasını duyuyorum. Şu an gidelim yanına. Fotoğraf filmi ne demek istedin? Bayılıyor musun? Ne yapıyordun bilmem. Oh, hoş geldin canım. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Evet. Arif senin saçın daha yapılmadı. İşte diyoruz ki aslında saçı biraz daha şey mi? Yapıldı mı bu? Yapılmış hali kötü duruyor da. Ben de beğenmedim. Biraz doğalda düşse. Ama doğalda çok önde tutuyor saçını. Sadece. Çok dürüst. Çok dürüstüz. Biz beğenmedik senin saçını Arif. Sabit abi, Arif'in saçını başına ne yapabiliriz ya? Arif'in saçıyla benim başım dertte. Yani şöyle mi otursak biraz? Kabartı alalım mı? Alalım abi, şöyle yapalım. Yüzünü şöyle açalım. Evet, yüzünü açalım abi ya. Yanları tutursak yeterli mi? Evet, yani öyle bir şey yapalım. Tamirez'i çağırabilir misiniz modellerden Tamirez'i? Vallahi pert yani, yoruldu. Şu an kaç kameraya konuşuyorum ben? 4 kamera var karşında, biz 5. Gelsene çek. Seviyorum bu hayatı. Hah, Tamirez geldi, tamam. Giydirelim sarı elbiseyi kıza. Olay o çünkü yani. Gerekirse astar çok açılıyor çünkü. Ya bu da belli olmuyor. Bunları da bu arada kesin. Şimdi onları yapacağız şimdi. Bir yürüsene diyor. Bir yürüsene diyor ama kız Brezilyalı. Anlıyor. Can I see you walk? Tamirez. Oldu. Yeter. Kızların da göbeği çıktı ya. Şimdi oturdu burada yemek, dönerler falan. Pizza yediler bir de öğlen. Hepsinin göbeği çıktı. Evet. Şey var. Hı. Şimdi biz burada çekime başlayacağız ama konuklar buradan geçecekmiş. İşte ben söylemiştim buradan insanlar geçebilir diye. Onu hesaba katarak başlayıp plan yapın bence. O zaman içeride takılacağız. Ya içeride takılacağız ya içeride oturabilirler. İçeride de olmaz. Yok şey,
şu backstage alanında. Backstage alanında. Oraya da girmesinler artık. Oraya girmez hiç kimse. Oraya bir tek belki çok meraklı yani çok isteyen influencerlar gidebilir o kadar. Tamam. O zaman kadar. Orada devam ediyoruz yani. Aynen. O senin arzuladığın ve senden... Yok şey... ben okeyim orada ben John siz orada yakalarsınız. Tamam okey. Daha böyle kısa dar alana daha güzel şey tamam, çıkacak okay, bence bak gör. Tamam. Şurada kızlar giymeye başladılar. Önden fotoğrafları falan çekilince. Evet sevdiğim insanları görünce mutlu oluyorum. Böyle bir huyum var her insan gibi yani. Ondan sonra ya bugün ben duygulanabilirim ya. Duygulanabilirim. Aa bu ara çekim yapılacak demiştim ya bilmiyorum bahsettim mi? Arda'yı göstermiştim size. Çekim yapacaklar şimdi. Arkadaşlarım geldi Kıbrıs'tan gel. Kıbrıs'ın bir numara. Ne yapıyorsun? İyiyim sen? Çok özledim seni. Ben seni çok özledim. Merhaba drink. Oh be çok şükür ya. Vallahi billahi ilacımı yolladın bana. İlacımı yolladın. Taş ve bir imza alabilir miyim? Evet imza alıyorum. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. İyi oh çok şükür var ya şu var ya. Cheers. Ay başladınız mı giyinmeye? Welcome. This is what backstage looks like. Yağmur benim en yakın arkadaşlarımdan, en sevdiğim arkadaşlarımdan. Kıbrıs'tan geldi sadece defile için. Canımsın, her zaman seni geliyorum. Çok severim canım. Cheers. İnci'ciğim gel. İnci, cheers. Yes. Elbiseler burada. Şey, aslında da bazı kızlar iki tane giyecek. İşte bazılarının iki tane kızın saçları harika değil mi? Evet. Çıkmadı, çıkmadı. Çıkmadı. Vay, vay, vay. Bakar mısın Melis Hazar? Raşit elbisesiyle. Canım benim. Oh. Her şey için teşekkür ederim canım. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda mı? Canım, çok yoruldum ya. Olur mu? Ama cuma günü şey... cuma cuma kutlamamızı yapıyoruz. Cuma sana şey versinler mi oje? Ben gözükmez, kurumaz elbiseye bence gelebilirim. De. Ama saçını bir düzeltelim evet, senin. Evet. Senin de. Şuradan çıkıyor. Söylersiniz siz. Çıkışta ben de gittim. Hak ettin. Ayakkabım da yani. Hislerinizi al. Evet, hadi konuşun bir şeyler söyleyin. Raşit'in defilelerine her zaman heyecanlıyım. Bir şey oluyor sende mesela, hani her kıyafet güzel ya, her böyle fitting'e gelirken hiç gerilmiyorum acaba ne giyeceğim, ne ya giyeceğim. Doğru, böyle bir şey var bence. Mesela ya bir model açısından ya hiç sevmediğin bir şey giydiğin oldu mu? Sen çok de olmuştur. Hiç, çok, ya çok ben de olmamıştır ya. Da yani. Sende olmuştur başkasında. Oluyor. Bir de ister istemez şey oluyorsun, kötü beğenmediğin elbise giyince modun böyle bir tık. Düşüyor değil mi? Sen de hiç olmuyor. Raşit'le böyle yürüyoruz bak, özgüvenli özgüvenli. Kızlar görüşürüz. İçeri mi geçiyorsunuz? Giyineceğiz. Evet. Süper. Başlıyorlar. Fotoğraf çekimine başlıyorlar. Aynen. Görüşürüz. Son. Sen nasılsın? Sağ olasın. Beğendin mi ortamı? Evet. Kıbrıs'taki mağaza çok güzel olacak. Kıbrıs'a mağaza Bilmedim açıyoruz. Mi? Takipçilerimizi Oo. Bekliyoruz. Harika bir mağaza açıyoruz Kıbrıs'a. Bir şey söyleyeyim. 500 metrekare. Çok güzel. Hakikaten çok güzel mağaza. Burada bu konunun açılması çok güzel oldu. Bence bir tane defile bilmem bu sene olur, seneye olur. Bilmiyorum ki keşke bu sene yapabilsek. Bela Payet Manastırı'nda bir defile yapmamız lazım. Hemen ayarlattırayım. O çok kolay olur. Hemen yapalım. 150 metre podyum var. Ortası bahçe. Böyle dönüyorsun bahçenin etrafında. Yani orada yaparsak... O basamakları kullanmak gerekiyor. Çok zor oradan aşağı inmek. Ama Mayıs ayında yapalım mı? Kameraların önünde söz alıyor. Gerçekten. Çok ciddiyim. Ben de çok ciddiyim. Hemen başka bir koleksiyon. Tabii. Hemen başka bir koleksiyon yapılsın. Bu koleksiyon olmaz artık. Bu görülecek çünkü o zamana kadar. O zaman satılır biter bile. Sonra yapalım. Gerçekten. Çok güzel. Çok güzel. Sizler de gelirsiniz. Gerçekten YouTube kanalımda davet. Buradan sözünü veriyorum arkadaşlar. Kıbrıs'a gidiyoruz. Şuraya da şey yapalım. Görselini koyduk şu anda Bela Payet Manastırı'nın. Kıbrıslılar Bela Payet'e Balabayız derler. Balabayız dedik biz Bela Payet'e. Tek bir şey söyleyeceğim sadece onu sonra onu söyleyeceğim. Darling öpüyorum. Perfect. Perfect. I'll see you. Enjoy the show. Hoş geldin. Nasılsın? Şimdi bu saç aksesuarı geldi. Bu tarafa doğru alabilir miyim? Bu ne bir... Bu nasıl takılacak? Hangi bu ne?
Beyler bir alın fotoğraf alın. Hangi modeli takalım acaba ya? Yengelerin pasosu. Hoş geldin. Selam, nasılsın? Çok hoş geldin. Ben de aynen çok memnun oldum. Ya bunu elime verdiler. Tamam, kolay gelsin. Öpüyorum. Şu elime... Eli Peacock'u muhteşem bir, sevgili sevgilim harika bir tüy aksesuarı. Ama bunu ne yapacağız? Hangi elbiseye takalım bunu ki? Düşünüyorum şu anda. Sıralama sırası... Ayşe Hanım, şurada kağıt var. Sıralama sırası var. Verebilir misin bütün modellerin olduğu şey? Resimli olan kağıt. Bunu kısa takabilir miyiz ya? Takalım mı? Miray, şunu takalım bir modele. Telefonum sende değil mi? Hayır. Nasıl yani? Hayır, verdik ya sana en son biz yukarıya çıkarken. Teşekkür ederim. Takalım ki bunu. Ay var mı? Ne bileyim, takayım mı? Takmayayım mı yani? Aslında değişik takabilirsin. Kime takabiliriz ki bunu? Şuna mı takayım? Ona hiç takı falan da takmadık. Taç da takmadık diye hatırlıyorum. Olur mu sence? Manasız durmasın. Biraz zorlama da olabilir bu. Zorlama mı olur? Pantolonu alan tek kıyafet mi diyor? Hayır. Bence tak, bence kullanamayacağız. Yani tamam. İstiyorsan bak şurada duruyor. Bir koyalım değil mi? Aynen öyle. Aynen. Böyle. Olsun bu. Ne diyorsunuz? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Evet, yes. Çok iyi oldu. Neyse. Okay, tamam. Ya şu an kızlar deli gibi fotoğraf çekiyor. Bu koleksiyonu çok beğendik bir anlamda geliyor. Yani böyle demek ki onların hani... Onların ne oluyor orada o sesle? Yaşlarım bu değil mi diyeyim. Onlar hepsi çok çok beğenecek anlamında yani. Mutlu hissediyorlar kendilerini. Evet, aynen. Yap, yap. Yap. Teşekkür ederim ya. Teşekkür ederim. Miray Alkan. Ne kadar olmasa da. Hakikaten yürürken dedim ki yani böyle bir şey evet istiyor. Bol geldi. Bol mu ya? Arkası kapandı mı bunun? Bollaşmış bu kıza, inanamıyorum ya. This was a perfect fit for you. Now it's a bit loose. I can't believe in one day. Daha bir saat var defile ama fotoğraf çekimi olacağı için erken giydirdik kızları. Bence hepsi çekilecek yani rahat rahat. Hepsi çıkacak. Ondan da güzel fotoğraflar çıkacak yani. Oraya kurulmuş, hepsi oraya çekilecek galiba. Bir de şey çok önemli, mesela defileden önce kızların kıyafetlerini beğendiğini hissediyorlar yani kıyafetlerini. Ama şey güzel, hepsini böyle aynı anda görüyorsun ya, o çok güzel bir şey yani. Yorgunluğun gidiyor. Çok enteresan bir şey söyleyeyim mi şu anda? Yemin ediyorum şu anda kafamda bundan sonra koleksiyon tasarlamaya başladım. İnanamazsın. Yani şu an benim işim bunu giydiler ya bitti. Şu anda yenisini düşünüyorum kafama, ne yapacağım bundan sonra diye. Olay, 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 olay. Fotoğrafa bakar mısın? Olay. Çok güzel. Evet, şimdi artık defileye yarım saat kaldı. Sadece biz artık son hazırlıkları dışarı alıyorum. Defilenin sonuna görüşüyoruz. Görüşürüz.
Kapıyı tut Jay, karşı kapıyı. Çok teşekkür ederim. Bir atlamayı hak ettiniz. Çok sevindim. Biz de alıyoruz ya. Arkadaşlar harika. Teşekkür ederim. Valla çok duygulandım. Çok teşekkür ederim. Bir atlamayı hak ettiniz. Sen atlama çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Model hayatın başlığı şahane bir defileydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şahane bir defileydi. Söyleyecek üzerine ekleyecek hiçbir şey yok yani. Harikaydı. Muhteşemdi yani. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir defilede görüşmek üzere.